Amberin zaman Abdullah Gül haklı çıktı. Suriye'de aşırı gruplar yoktu. Suriye'de olaylar kendi akışına bırakılırsa, insanlar önce fanatik daha sonra radikal ve ardından terörist haline geleceklerdir. Olayların başında daha güçlü bir tepki vermemiz gerekirdi. Ancak bu yapılmadı. Olaylar şu ana kadar olduğu gibi devam ederse, 6 ay ya da 1 yıl içinde çok sayıda insanın dahil olduğu, çok iyi yapılandırılmış ve sistematik çalışan grupların ortaya çıktığını göreceğiz. Ve bu grupları dağıtmak çok zor olacaktır. Bunun gerçekleşmesine müsaade edenlerin Suriye'de olacaklar konusunda, büyük sorumlulukları olacaktır. Bu sözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ait. Eylül 2013'te The Washington Post'a verdiği mülakatta IŞİD'in şahlanışını öngörmüştü ve Türkiye'nin daha güçlü tepki vermesi gerektiğini belirtmişti. Gül sonuna kadar haklı çıktı. Ve Türkiye'nin günahı çok ancak IŞİD'in yükselişiyle birlikte Suriye'de akankanın tek müsebbibi Türkiye algısı yanlış ve haksızdır. Suriye'de olayların ilk patlak vermesi komplocuların iddia ettiği gibi birilerinin düğmeye basmasıyla başlamadı. Arap Baharı'nın rüzgarına kapılan Suriye halkı sokaklara dökülmesi ve Esad'ın kendi halkına silahlarla cevap vermesiyle başladı. Teybi geriye sardığımızda eğer dışarıdan müdahale olmasaydı belki de Esad ayaklanmayı hızla bastırırdı. Yüz binlerce Suriyeli ölmez, 9 milyondan fazla Suriyeli yerinden yurdundan olmazdı diyebiliriz. Doğru olanı rejimi tecrit etmek, ekonomik yaptırımlarla sıkıştırmak ve sivil muhalefeti güçlendirerek Esad'ı reforma zorlamaktı. Davutoğlu tam da bunu yapmaya gayret ediyordu. Ankara ve Şam arasında mekik dokuyor. Washington'a sürekli bize zaman tanıyın diye çırpınıyordu. Ama Washington Ağustos 2011'de Esad'ın meşruiyeti bitti dedi. Bu kez Amerika Esad'ı devirecek aldatmasına kapılan Türkiye hızla İran'la vekalet savaşına dönüşen Esad'ı devirme planlarını devreye soktu. Yanlış hesap Şam'dan döndü çünkü Obama başından beri askeri müdahaleye karşıydı. Amerika'nın Irak'a yeniden ve Suriye'ye ilk kez IŞİD'e yönelik askeri müdahalelerini Kürt sevdasına bağlayanlar yanılıyorlar. Irak aktı Washington'ın en temel kaygısı Kürtlerin değil Amerikalıların can güvenliğiydi. Zira IŞİD Erbil'in 30 kilometre yakınına kadar gelmişti. Yüzlerce Amerikan vatandaşı barındıran Amerikan Başkonsolosu tehdit altındaydı. Libya'da 2012'de radikal İslamcılar tarafından öldürülen Amerika Büyükelçisi'nin başına gelenlerin tekrarı istenmiyordu. Amerika'nın Suriye'deki müdahalesini tetikleyen ise IŞİD'in iki Amerikalı gazetecinin kafalarını kesip Obama'ya meydan okuyan celladın tüm dünyaya yayılan görüntüleriydi. Irak'ta olduğu gibi Obama'nın birincil derdi Kürtler değil, IŞİD karşısında güçsüz görünmemekti. Suriye'de 3 yıldır en az 190 bin kişi öldü. Bunlardan 8.800'ü 10 yaş altında çocuk. Rejimin attığı varil bombalarıyla paramparça olup can verenlerin sayıları ise gün geçtikçe artıyor. Ama Kobani için... Haklı olarak kopan gürültünün binde biri onlar için kopartılmıyor. Kürtlerin aksine sakallı çarşaflı Müslüman Arapları sempatik kılmak ne de olsa zor. The Economist'in Orta Doğu editörü Anton Leguardia'nın dediği gibi Suriye Kobani'nin güneyindeki yer. Çare nedir peki? IŞİD'in Amerika işgalinin ürünü olduğuna göre çözüm askeri müdahale değil. Suriye uzmanı Casua Lentz'in arkadaşımız Tuğba Tekerek'e savunduğu gibi Suriye'nin Aleviler, Kürtler ve Sünniler arasında bölünmesi hiç değil. İnsan olarak üstümüze düşen bir arada yaşamayı öğrenmektir. Esad yakın gelecekte düşmeyeceğine göre Türkiye'nin üzerine düşen rejimle Kürtlerin haklarını da içeren ve mümkünse ki sanırım değil Esad'ın uzaklaşmasını öngören sıkı bir pazarlığı desteklemek. Bunca yıkım bu bunca can bunun için miydi diyebiliriz. Ama bir de alternatifi düşünün. Sonu gelmeyecek kaos ve kan. Amber'in zaman taraf.